Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Gene kimyasal silah saldırıları, biyolojik silah saldırıları, nükleer saldırılar derken böyle konularda hani basit bazı öneriler içerecek hani bir video ile karşınızdayım. Esasında gaz maskeleri konulu oynatma listem YouTube kanalımda. Hani artık bir video serisine dönüştüğü için aynı zamanda bu seriyi özellikle seyretmenizi önereceğim. Bakınız dostlar, hani bu videoda özellikle çok spesifik davranamıyorum haliyle. Hani basit bazı önerilerden daha fazlasını aslında yapabilecek durumda değiliz. Çünkü bu tip saldırılar gerçekleşirse saldırı düzenlenen yerlerdeki sivillerin çok büyük bir kısmı zaten gafil avlanacaktır. Etkiler o derece korkunç olabiliyor ki korkunç miktarda bir insan kaybına rahatlıkla yol açabilecek bir olay. Mesela atom bombası. Vallahi açıkçası nükleer bir saldırıya karşı çok spesifik önlemlerim yok. Bakın basit bazı notlar aldım. Mesela bakın bir megatonluk bir atom bombası. Ki ufak bir atom bombası bu bomba. Ona rağmen mesela bakın Kızılay'a atıldığı zaman Ankara, Kızılay şehir merkezi. Şimdi etkileri ilk 10 saniye içerisinde merkezden 4,5 kilometre mesafeye kadar kendini rahatlıkla gösterecek. Bu 9 kilometre çaplı bir daire demek. 9 kilometre çaplı bir daire. Bu daire içerisindeki diyebilirim ki hemen hemen herkesi zaten öldürecek. Ayrıca bu 9 kilometre çaplı alanın oldukça dışındaki bir sahada bile hızı 500 kilometreye ulaşan bir kasırgaya bile yol açabilecek. Ve kızgın ve ayrıca boğucu duman ve özellikle de çok ince partiküller içerecek. Aynı zamanda hem yakıcı hem boğucu bir kasırga. Şimdi merkez çevresindeki üstelik de kilometrelerce genişlikteki bir dairedeki bakın binaları uçuracak. Bütün duvarları paramparça edecek. Tuğla, efendim, biriket, sıva, kiremitler, beton, çakıl, taş, her şeyi milyonlarca parçaya ayırıp yüzlerce kilometre hızla fırlatacak. Ve yağmur gibi bir şarapnel etkisine yol açacak. Aynı zamanda bir de önündeki her şeyi yaylım ateşine tutacak şarapnel yağmuruyla kevgire çevirecek. Anlıyor musunuz? Şimdi İlk 30 saniye içerisinde ise yani ilk yarım dakikada şimdi 20 kilometre mesafeye ulaşacak. Anlıyor musunuz dostlar? 20 kilometre mesafeye. Yani 40 kilometre çaplı bir alandan bahsediyoruz. Yüzlerce kilometre hızla esen kızgın bir kasırgayla insanlar karşılaşacak ve ister istemez gene yanacaklar. Çok ağır bir ölçüde yanacaklar. Ondan sonra hayatta kalanlar zaten son derece ölümcül yanıklara uğramış olacak. Bunlar da çoklu hani organ ister istemez kaybı yüzünden. Çünkü iç organlar da yanmayacak bu tahribatın etkisine. Şimdi bu sefer çoklu organ hani yetmezliğiyle ileriki günlerde ve saatlerde zaten ölecek. Ve o mesafelerde de gene dediğim gibi yani yüzlerce kilometreyi bulan bir hızda bir kasırgaya insanlar hedef olacak. Ve o bahsettiğim ilk 9 kilometre çaplı dairenin ötesinde bile camlar, kim bilir ne kadar duvar, dünya kadar özellikle kiremit, anlıyor musunuz? Uçacak gidecek bunlar da gene insanların ölümüne neden. Ve bu bir megatonluk bir atom bombasının yani küçük bir atom bombasının yaratacağı etki. Tabii bunun devamındaki etkiler Ankara'nın daha ötesine geçiyor. Ötesindeki saatlerde İstanbul'a kadar ulaşacak.
ki İstanbul'daki insanlarda bile aşırı radyasyondan doğan cilt yanıkları dahi söz konusu olacak. Bakın Ankara'da patlayan bir megatonluk bir atom bombasıyla. Yani batıda İstanbul, efendim biraz daha güneyinde Eskişehir, daha aşağıda Konya, yukarıda Karadeniz civarları falan derken ta öyle mesafelere kadar bu yanıklar yayılabilecek. İnanılmaz bir etki ve haliyle açıkçası çok spesifik bir hani çalışmam bu anlamda yok. 10 megatonluk büyük bir bomba patlarsa, 10 megatonluk büyük bir bomba patlarsa, şimdi 320 kilometre mesafedeki insanların bile ciltlerinde yanıklara yol açabilecek. Hatta ve hatta İstanbul'u geçiyor, Marmara bölgesinde bile etkili serpintisi Bulgaristan'ın batısı değil de doğusu ve Batı Trakya. Hani o kısımlara kadar ulaşabilecek aynı zamanda. Yani oradaki insanlar bile bir şekilde etkilenebilecek. Böyle korkunç bir silahtan bahsediyoruz. Bir atom bombasıyla bugünün şartlarında artık yani bir nükleer savaş çıkarsa zaten sınırlı kalmayabilecektir. En kötü büyük hani kritik şehirlere birer atom bombası atılsa en az 10 tane atom bombası atılacak demektir. Bu 20 milyon civarında insanın zaten ölümüne neden olacaktır. Patlama merkezlerine yakın ki bu kilometrelerce mesafeyi içeren yakınlıklar bunlar. Çok böyle gerçekten kozmik özellikleri olmayan nükleer sığınaklar bile yerle bir olabilecek içindeki insanlarla birlikte. Hani metro tünelleri falan gene kaçış yeri olarak belki tarif edilirdi ama o kadar güçlü atom bombaları söz konusu ki metro tünelleri bile hani yıkılmalara ve çökmelere karşı sizin için güvenli olmayabilir. Apartmanların sığınak katları. Bu katlara direkt kaçmak lazım. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Şimdi binanın temeli rutubet yapmasın diye. Size şöyle söyleyeyim, hani ufak havalandırmalar olur o apartmanların altlarındaki sığınaklarda ve bodrum kömürlük katlarında. Şimdi bu ufak camların patlaması bile zaten o uçacak toz bulutu için hani gene giriş noktası zaten radyasyonlu partiküller içeri girebilecek demek. Apartmanların dış kapıları patlar zaten oradan koridorlara ama bir de apartmanların merkezlerinde biliyorsunuz merdivenler olur, üstteki camlar. O camlar patlayacak. Yukarıdan da zaten belli bir ister istemez partikül çökmesi olacak. İçeri. Haliyle ne olacak? Hani apartmanların içleri, koridorlar falan gene güvenli değil. Duvarlarınız uçmasa bile. Hani bir şekilde serpintiyi zaten yaşayacaksınız demektir. Gerçekten çok nitelikli hani sığınaklara sahip olsanız en az 48 saat yetecek kadar zaten şimdi su ve kuru gıda depolamış olmanız lazım ki dışarı çıkmak zorunda kalmayın ilk 48 saat içerisinde. Çünkü esasında hani radyasyonla beraber ortaya çıkan o etkilerin çok büyük bir kısmı aslında ilerleyen günler içerisinde çok büyük ölçüde aslında yok oluyor. Yok oluyor da kalan bir kısım etki bile yüzlerce yıl etkisini devam ettirebiliyor insan sağlığı üzerinde uzun vadede yıkıcı olacak şekilde ki büyük ölçüde etkileri ortadan kalktığı halde kısa zaman içerisinde kalanlar zaten yetiyor. Anlıyor musunuz? Bu anlamda güvenli bir sığınma noktanız varsa en az 10 gün yetecek kadar gıda stoklamanız lazım ve esasında önerilen şey kişi başı günlük 4,5 litre de su stoklamanız lazım. Hani idareli kullanırız, kıt kanat geçiniriz deseniz bile bol miktarda özellikle su ve kuru gıda stoklamanız lazım. En az 48 saat boyunca dışarı zaten çıkmamanız lazım. Gaz maskenizin özellikle partikül süzme özelliği
gayet güzel olacaktır. Özellikle ABEC 2 P3 filtrelerin, bakın P2'lerin dediği P3'lerin. Ama buna karşılık şimdi hani şu tip çok nitelikli hani maskeler vardır. Cerrahi maske değil de. Bu tip daha niteliklileri vardır. Bunlar özellikle toz tutmakta gayet güzel olacaktır. Haliyle o havada uçuşacak partikülleri ciğerlerinize çekmemeniz lazım. Eve geri döndüğünüzde eğer dışarı çıkmak zorunda kalırsanız muhakkak zaten saçınızı, yüzünüzü ve açıkta kalan her yeri yıkamanız lazım. Ve dışarıda giydiklerinizi de içeride uygun bir yerde bir torbanın içine koyup ağzını bağlamanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı çok büyük ama aynı şeyi kimyasal ve biyolojik silah saldırılarında da yapacaksınız. Üzerinizdekiler ve temizlik konusu haliyle size biraz fazla su gerekli. Şimdi boru anahtarı, işte tornavidalar, anahtar takımları falan. Bu gibi şeyler gene ufak tefek tamiratlar, kırıklar, dökükler söz konusu olursa hani gene hani sizin için çok yararlı olacaktır. Ufak tefek tamiratlar yapmanız gerekebilir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Hani hiç şaşırmayın, tamirat aracı gereci de lazım etmeyecek diye bir şey yok. Yani silah o derece yıkıcı ve kalıcı olarak o derece zararlı ki hani çok spesifik bir çözüm gerçekten de. Hani önerilemiyor özellikle ilk 48 saat dışarı çıkmayın. 10 gün boyunca da kendinizi idare edebilin. Özellikle yağışlı mevsimde olmamanız lazım. Yağışlı mevsimdeyseniz zaten radyasyon, bulutu, yağmurla her yeri ıslatacağı için zaten tepenize radyoaktif yağmur yağacaktır. Bu anlamda kesinlikle yağmurda kalmayın. Yüzey suları yani çaylar ve göllerin su kaynakları çok tehlikeli. Bu anlamda size hazırda kapalı yerde su lazım veyahut kuyu suyu lazım. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten yani özellikle su hayatın en temel kaynaklarından biri ve gerçekten çok tehlikeli bir durum. Bu anlamda çok spesifik bir çalışmam yok açıkçası. Hani kaçmak için kafi malzememiz var ama apartmanın hani şimdi sığınağı bizi ne kadar korursa ancak o kadar. Sonra olası saldırı merkezine mesafemiz ilk 10 kilometrenin içinde olsa gerek. Yakınımızda da gene bazı çeşitli hani bölgeler var. Birden fazla bomba atılmayacağını hesaplayarak Kızılay'a. O da 1 megatondan hani daha büyük bir bomba planlamayarak, anlıyor musunuz? Ya çok müthiş bir bomba planlamıyorum. Yani bu kadar mesafede bu bina olduğu gibi üzerimize çöker. Bir de bu binadan çıkamama problemi yaşayacağız denilebilir. Ki o katın da bu binanın yıkılmasına ne kadar dayanacağı şüpheli. Ta çömürlüklerin oraya kadar bile inmek gerekebilir. Yani sığınak katını geçelim artık. Anlıyor musunuz? Yani herhangi bir şekilde dışarıdan zaten herhangi bir hava ve toz girişi olmamalı. O minik pencereler var ya, o pencereler sıkıntılı ama öbür türlü de binalar rutubet yaptığı için muhakkak bırakıyorlar o minik pencereleri. O kişi otelleri kapatmak derseniz de o ilk hani o tarif ettiğim kasırga ile beraber esen tozlar ve radyoaktif malzemeler, partiküller var ya, zaten onlar patlayacak, girecek içeri zaten. Bayağı bir yerde yayılacaklar. O kadar hızlı bir hava sirkülasyonu söz konusu. 10 megatonluk bir bombanın ne kilometrelerce mesafeleri darmadağınık edeceğini artık hesaplayamıyoruz. Ama mesela Kızılay'da patlayacak hani güçlü bir atom bombası diyelim. Belirli bir çapı yok. Bazı simülasyonlar o kadar korkunç. Yani çok korkunç bir atom bombasına da gerek yok bu etkileri yaratabilmek için. Patlamanın ardından Ankara çevresinde Polatlı, Kırıkkale, Kızılcahamam, Çubuk, efendim Akyurt gibi çok geniş bir sahada dahi kırılmadık pencere kalmayacak. Yani Ankara şehrinin hani merkez ilçelerini saymıyoruz artık. Dışarıdaki hani ilçeler artık. Hatta Kırıkkale il zaten.
Kırıkkale, Polatlı, Kızılcahamam, efendim, Çubuk, Akyurt, yani o sahalar falan. Patlamayacak, cam çerçeve kalmayacak. Büyük bir atom bombası patladığı zaman Ankara'da zaten ortaya çıkartacağı o ışık İstanbul'dan bile görülebilecek. Dostlar, açıkta kalan herkes gitti. Şimdi bu anlamda tozlar, partiküller süzmek anlamında kimyasal silah saldırıları ve biyolojik silah saldırıları burada gene önemli. Kimyasal silah saldırılarında tam yüz filtreleri veyahut yarım yüz filtreleri olması lazım. Şimdi kişi başına düşmesi lazım. Bizde de düşüyor mesela. Ben kişi başı herkese birer tane aldım. Yarım yüz maskesi bile olsa. Aktif karbon filtrelilerden ve hatta ikişer tane de hani yedek filtre takımı alırsanız onlardan güzel olur. Onların ayrıca gözlükleri falan var. Onları da tedarik edin. Kişi başına birer tane her durumda gene de düşsün. Acil kaçış için. Anlıyor musunuz? Gerek biyolojik silah saldırılarında gerekse kimyasal silah saldırılarında da gene bu donanım lazım. Özellikle nükleer silah saldırılarında o partikülleri tutmak lazım. Kimyasal silah saldırılarıyla biyolojik silah saldırılarında da gene bu sefer mikroplarla kimyasal maddeleri tutmak lazım. Kaçış esnasında bu anlamda maske çok önemli çünkü vücudunuzu yıkayabiliyorsunuz. Ciğerlerinizi yıkayamıyorsunuz, öyle bir sıkıntı var. Şimdi ne iyot tabletiydi o, şuraya yazdım. İyot tableti, evet. Şimdi tiroid bezini tutunuyor. Tiroid kanserini önlüyor. Anlıyor musunuz? Tiroid kanserini. Yani kanser önleyici bir şey değil. O da patlama merkezine ne kadar yakın olduğunuzla alakalı, herhangi bir faydası gene de olmayabilir. Ama tiroid kanseri riski de çok büyük. Bu anlamda belli bir koruyuculuğu var. Onu da galiba en az 40 dakika önce falan almak gerekiyormuş gibi öyle bir olay var. Ne yazık ki. Ki hani o iyot bir kere tiroid bezine zaten yapışmış olsun. Yani o haplardan da çok fazla bir şey belki ummayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu esnada pil radyolarınız olsun. Bol miktarda pil ayrıca depolamış olmanız lazım. Kendi aranızda iletişim için cep telefonları yeterli gelmeyebilir. Walkie talkie çok yararlı olabilir. Anlıyor musunuz? Yani bu anlamda gerçekten acil kaçış malzemesi olarak gene oldukça yararlı. Dediğim gibi gıda stoklaması, cep telefonlarının radyo hani uygulamaları var ama radyo istasyonları ne kadar hani çalışır durumda olacaktır o zaman bilinmez ama oldukça yararlı olacaktır. Ama pilli radyolar da ayrıca hani elinizde olsa güzel olacaktır. Öte yandan pilli radyo ile irtibat kurabilecekseniz dünyayla cep telefonlarına indirilecek radyo uygulamaları da yeterli olacaktır belki. Anlıyor musunuz? Ayrıca belli bir yağma faaliyeti söz konusu olabilirdi. Silahlı olmanız da kesinlikle önereceğim. Anlatabiliyor muyum? Amacınız sadece kendiniz değil, ailenizi de korumak olduğu için aynen bizim yaptığımız gibi ister istemez öneriyorum. Bütün aile fertleriniz için ayrıca bu önlem ve ekipman tedariki yapmanız lazım. Belli bir maliyeti var. Pek çok kişi bu maliyete katlanamayacağı için. Bizler aynı zamanda hazırlıkçı insanlarız. Bu hazırlıkları bu anlamda yapan insanlarız. Hem kendimiz için, hem ailelerimiz için, hem çevremizdeki aileler için. Bu anlamda bazı imkanlara muhakkak sahip olacağızdır. Ama hazırlıkçı olmayanlar zaten her şeyiyle gafil avlanacaktır. Sizlere açık söyleyeyim. Kimyasal silahlar ve biyolojik silahlar üzerine özellikle ciddi bir seri yaptık. Bu seriyi de ayrıca diğer unsurları da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ama nükleer silah saldırıları dediğiniz andan itibaren vahim aynen size burada anlattığım kadar kötü bir durum söz konusu. İlk 10 gün gerçekten hani güvende olabilmeniz lazım. Dediğim gibi yağmurla temas etmeyin. Yüzey suyu içmeyin. O havada uçuşacak partikülleri tutabilin ve en az 48 saat boyunca dışarıya kesinlikle adım atmayın. Pencerelerin kenarlarını yine her zamanki tipik öneri koli bandıyla çevirin.
kapı altlarına ıslak bezler falan öyle bir şeylerle gene izolasyon sağlayın. Ve ardından da mümkün mertebe dışarıdan gelecek kısacası sızıntılara engel olun. O şartlar altında bile varsa alt katınız gene de alt kata inmenizi öneriyorum. Çünkü üst katlarda camlar patır patır patlayacak ister istemez. Bu anlamda gerçekten güvenli bir nokta oluşturmanız lazım. Aksi takdirde bu sefer de yaptığınız işte gıda şu bu stoğu da bir işinize yaramayacaktır. Çünkü evin içinde radyasyon kol gezmeye başladığı sürece üst kata bile çıkamazsınız. Bu anlamda alt katta güvenli bir yer lazım. Aksi takdirde gene mahvoldunuz, anlıyor musunuz? Gaz maskeleriniz özellikle tam yüz filtreler tamam çok yararlı ama açık alanda bir filtreyle yani tam yüz filtrelerindeki ABEC 2P3 filtrelerle bile yarım saatten sonrası bakın yarım saatten sonrası hem kimyasal silah saldırılarında hem biyolojik silah saldırılarında hem nükleer saldırılarda filtrenin süzme özelliği açısından bakın artık hayati tehlike yaratıyor. Bu anlamda hani birer filtre size yeterli gelmeyecektir. O bir filtre bir günde ömrünü tamamlar zaten. Anlıyor musunuz dostlar? Bu anlamda filtre, maske başı da birkaç filtreye ihtiyacınız olabilir. Bir ABEC 2P3 tam yüz maske filtresi şu anda 800 lirayı bulmuş fiyatı. Efendim 4 kişilik bir aileye en az 8 tane lazım. Bu 6500 lira civarı bir para demek. Sırf filtreler için düşünün artık yatırım miktarının yüksekliğini. Ha, güneş görmeyen rutubetsiz yerlerde 15-20 sene saklanabilen malzemeler. Şimdi o da ayrı. Beklediği yerde gene de kendini fizibilite edecektir. Kesinlikle merkezlere yakın durmayın. Derhal kaçın. Acilen uzaklaşın. Anlatabiliyor muyum? Kimyasal gazlar ağırdır yere çöker. Kesinlikle yere düşmeyin. Zaten zehrin içine uçtunuz demek. Çok fazla şey anlattık. 22 dakika oldu. Diğer videoları da bu anlamda kimyasal silah ve biyolojik silah saldırıları anlamında takip edin. Biyolojik silah saldırılarından çok fazla bahsetmedim ama buna karşılık kimyasal silahlar konusunda aldığınız önlemleri ona da uygulayın. Gaz maskeleri üzerine yapmış olduğum oynatma listesi büyük bir listedir ve pek çok şey bulacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Evet dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'dim. Bu videoyu da burada bu şekilde bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi, hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.